Ben bu kadar türkü herhalde hiç görmedim daha önce Ate Erken, Masa'da yani. Senin döneminde falan olabilir belki. Evet. Evet. Madri'de yenecek. Ben Masa'da işte koydum, yazıyorum şimdi imza atacağım istersen. İnşallah. Masada. Ben öyle hissediyorum. Oooo <laughs> 3 olma ihtimali var. Ha, ha, ha. Ya da üç oldu. Okay, evet. Sen bu maçı Fenerbahçe açısından da, Olympiakos açısından da böyle oynamazdın. Arkadaşlar merhaba. Eurostep'in yeni bölümüne karşınızdayız. Seraf'ta olduğu gibi Euroleague gündemini konuşacağız. İbrahim Kutlay, Alen Dikdo. Merhaba. 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 Ee, bu arada tabii kayda da geçebilir. 15 e, Nisan tarihinde ilk ton değişimi İbrahim Kutlay'ın <laughs> gerçekleşti. <gülüyor> Kaç? İki, iki kat mı atmış oldu abi ton? Biz Çok... onu açtık ya. Güzel oldu. Sen açtın. Açtım. Evet. Yani 3-4 gün güzel bir e, kızımla güzel bir tatil yaptım. Evet. Sonra Atina'ya gelecektim. Ama ee, e, Gelemedim. İyi ee, yani. ki de gelmemişim. Yani. Daha e, güzel bir hafta sonu geçirdim. <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> Sağ Teşekkür <laughs> 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 Baktım önüne gelen Atina'da, bütün İstanbul Atina'da. Evet, Bayram tatili dolayısıyla. Ha, ben öyle. de rahat edemeyeceğim <laughs> için İstanbul'da daha rahat geçti benim için. adım. Aldım. Ben bu kadar türkü herhalde hiç görmedim daha önce. Atina'da <laughs> Atina'da yani. Senin döneminde falan olabilir belki. Evet, evet. Evet. Sen bile atlayıp gittiğine göre <laughs> Atina'ya... <laughs> Dönemedin tabii bu arada. Yok ben döndüm ya <laughs> pazar günü. Ama fikren dönemedin ya. Yani. <laughs> <Ödenen> hala <biliyorsun. gülüyor> Döndün evet, ama evet. Özür dilerim yani hani bu bugünkü bugünkü gerçek. Alem, bir şey söyleyeyim. Bir... Sen hayatında e, bu, kadar yıl yani en üst düzeyde e, spor yaptın. Profesyonelce oynadın. Bütün takımlarda oynadın. Antrenman yaptın. Evet. İş hayatın var falan. Hayatında herhangi bir antrenmana, toplantıya uyuyakaldın oldu mu? Benim tazim değil kaptan. Yani. <laughs> Benim tek, bir işte, tek bir antrenmana geç kalmadım. Her yani antrenmana önce gittim sonra çıktım. Toplantıya hiç geç kalmadım. uyuya kalmak falan zaten bizde öyle şey. Ya şöyle dün. Ya sabaha kadar eğlenip. E bak hayır yani, ama öyle Sabaha şey. kadar eğlenip ya da bak, sabaha yine. kadar e, ee, başka şey yani tamam, ne bileyim tamam, neyse neyse, neyse, evet, neyse. Da, <laughs> ne yaptıysa onu yapıp yine Antalya'ya gelip Antalya'nın en iyisini e, yap. Şey bir gündü hani Hı. özel bir gündü güzel bir gündü o yüzden benim e işte. Tamam, şöyle güzel, oldu. tamam ben... Çok uzun yani 6'ya e, <Sızı mı sürdü? kadar 6'ya kadar falan. İçeriye atmana gerek yok ne yaptıysan yaptın 6'ya kadar bizi ilgilendirmiyor <laughs> da yani <laughs> e, geç kalmak için bahane değil bu. Yani şey Senin işte. o yaptıklarını biz çok yaptık. Hani, e, sabah 6 7 falan da biz işimize geldik ama sonuçta. <laughs> benim de benim de ilktir ya bu. Şimdi şey yapma yanlış burada yanlış bir intiba verme. İntibar vermiyor evet. Zehirlendiğin evet. oldu, geç kaldığın oldu, çıkıyor, da tamam. çıkıyor. Artık bahane kalmadı. Yani... <laughs> değil bahane, mi? Bak, çok Bak, çukura düştü, evet. zehirlendi, hastalandı, çok, o oldu, çok, bu çok oldu. Çukurundan bahsediyorsun yani, abi. Bah artık bahanen kalmadı. En son bahane, kaldın. Bahane. Yakında zaten diyecekler <laughs> ki Allah <'ın> rahmet <laughs> <vardı. Evet>, eylesin. Evet. <laughs> o zaman bu tür bölümleri genellikle basketbolla biliyorsun bitiriyoruz. Yani, evet. yani konu konu değişimi genellikle basketbolla gerçekleşiyor. Eee Anadolu Efes'le başlayalım ki baskı <laughs> altında gerçek performans seçimimiz Gastro ile e, Tomislav Mijatovic. Zira Efes'in sezonu değişti. Yani Erdemcan ayrıldığında, Erdemcan'ın işte görevine son verildiğinde e, Efes'in ruhen durumu bir gün burada olacağını hiç hissettirmiyordu sezon içerisinde. Bu da tabii ki e, direkt olarak koç'un yarattığı bir fark e, desek e, çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, takıma gelen pozitif hava yani çok uzun bir süredir devam ediyor ve e, yani Efes sezonu 9. bitirirken, yani iyi de basketbol oynayarak, çok büyük galibiyetler alarak e, aslında sezonda ciddi de bir playoff öncesinde mesaj verdi. tabii ki iki maç var önünde Efes'in yani hem Bologna'yı yenmesi hem de diğer işte e, 7-8 eşleşmesinden kaybeden takımı deplasmanda yenmesi e, gerekecek ama e, yani sezonun Devralındığı nokta itibariyle yani Tomi'nin devraldığı nokta itibariyle bugün bitirişini de düşünürsek büyük bir başarı olduğunu <laughs> söylemek gerek. Tabii ki en başta burada olmamalıydı belki Efes <laughs> ama sezonun son 2-2,5 iki, iki aylık bölümü ligin en ciddi basketbol oynayan, en pozitif basketbol oynayan takımlarından biri olduğunu zaten gösterdiler. Kızılcız galibiyeti hani maçı konuşacak herhalde çok fazla bir şey yok. Yani 155 biten bir maç. Sırp medyası ya da işte Partizan komünitesi zaten ki yeterince konuşuyor buradaki saçma teorileri. Yani kızıldız işte yok maçı bıraktı, şu oldu. Bırakmasa da ne olacaktı, ne olacaktı zaten yani çok fazla... Yani 100'e 100 70 biterdi yani. <laughs> ya, yani ya da diye. işte 90'a 75 biterdi neyse. Ben genel olarak bir bu değişimle alakalı konuşarak başlamak isterim. Alen hatta istersen seninle başlayalım. Yani bu Efes'in sezon değişimi... İşte Tomislav Mijatovic'in etkisi, hı hı. o etkin Larkin ve Clyburn başta olmak üzere etkisi. bunlarla alakalı ne düşünüyorsun? Ya biliyorsunuz yani bir <laughs> bir takım e, işlevsel olmadığı zaman, randıman verme, vermediği zaman bir kararlar alınıyor. Ya gö, oyuncu gönderiyorsun ya koç gönderiyorsun. Yani Efes'in e, Efes'e bakmak e, baktığımız zaman koç e, gönderildi. Orada iki seçeneğin var yani <laughs> klasik formatlarında diyelim e, reaksiyon otomatik bir reaksiyon geliyor genelde yani takım kazanır 1-2-3 maç yani bir isyan yapabilmek için herkesi uyandırabilmek için vesaire ama sonra şey öbür türlü de Reaksiyon veremiyorsun ve dibine vuruyorsun ama Efes bambaşka bir konsept getirdi. Yani başarılı bir devrim yapabildi. Bu çok önemli Hı. ve belki sezon sonuna kadar yani en e, etkileyici e, success story olabilir yani Euroleague'de. Yani ben mesela geçen hafta söyledim eğer 8. E, 8. olarak girerse e, Madrid Madrid'i e yenecek. Ben masada işte koydum, yazıyorum şimdi, imza atacağım isterseniz sonra. Ben öyle hissediyorum ama e, bundan önce e, şöyle bir e, özelliği var. Yani karakter bunu konuştuk, işte leadership lakin olsa e, back from the dead yani Hı. üç tane var bana göre. Yani Holatz gelir gelmez bu seviyede değil dedik. Ee, Ercan Osman'ı. Ercan Osman'ı. Ama o tabii. E, da... oynar mı? Oynamaz mı? E, çok şüphelendik. Yani Tarvik Jones yani çok konuştuk ama bence Holat Osman'ı e, onlar işte son dönemde son maçlarda çok önemli katkıları e, veriyor ve e, damga vuruyorlar. Yani biz bu seviye yani bir şeyler yapabiliriz ee, öyle öyle geliyor yani şey strong bir mesaj gö mesaj gö gönderiyorlar ama bunun arkasında işte Tomislav Mirotvic var yani felsefe olarak işte body language olarak özgüven paylaşımı e açısından yani bir sürü oyuncuların memnun kaldığı için otomatikman bir siner sinerji yarattı ve en büyük gücü bu yani Erdemcan bence yani yine iyi antrenör diyorum. Iyi, iyi iletişim Kur'an bir altın ördü ama Efes radikal bir karar verdi orada işte yürüme devam gerekti ve en iyi şekilde yaptı yani bu Tomislav yani beraber beraber hareket ettiler ve bu bakış açıları e, hep böyle müte mütevaz mütevazlık, doğru mu söyledim doğru. Evet, evet. evet. Ö, ön planda koymak Bence evet. ileri gitmek için en önemli detay yani özellikle bir asistan koç için yani Tommy gibi bir asistan koç yani İbo söyledi geçen hafta herkes ona saygı duyuyor çok seviyor vesaire vesaire ama şey yaklaşım var yani kötü durumdasın yani böyle fakir gibi bir mentaliteyle gidip daha e, büyümek için yani bence çok doğal şeyler düşündüler çok mantıklı şeyler yaptılar. Back from the, dedim ama sadece onlar değil yani Will Clavin de ekleyebiliriz yani bu sepet. Bence bir numarayı onu yazmak kesinlikle lazım. öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani helal olsun yani ben başka bir şey eklemek istemiyorum ben şey dört gözle bekliyorum yani bu eşleşmesi tabii ki önceden önemli bir maçı var yani Virtus'le. ama çok enteresan bir hikaye yazabilirler yani bu sene yine. İbrahim abi sen ne düşünüyorsun? Ee, ya Aya'nın bıraktığı en son cümleden devam edeyim. Bence de Anadolu Efes e, çok kötü başladığı bir sezonu e, büyük bir hikayeyle bitirmek için <laughs> ciddi bir fırsat yakaladı. E, i̇şte bu, çok konuştuk burada oynanan basketbol, işte Erdem Can yeni takım işte e, ısrar edilmesi lazım. Ama fakat değişiklik oldu ve bu değişiklikten sonra her takım zaten belli bir dönem içerisinde koç değişikliğinden sonra 3 tane 4 tane maç bir reaksiyon gösterir ama Anadolu Efes'in sahip olduğu potansiyel çok güçlü olduğu için o reaksiyon 2-3 maç öyle gazla motivasyonla değil Hı. oyun tatminiyle e, hem birbirlerinden oynarken zevk alıp hem de o potansiyeli sağa yansıtıp rakibe de kabul ettirdikten sonra arka arkaya galibiyetler geldi. Elbette Tomi'nin ee, burada geçen hafta söylediğimiz e, birçok özelliği var ki bu oyuncular tarafından kabul görmüş <laughs> ve e, Erdemcan başka bir... E... Yapı kurmak için Efes'e geldi. Farklı bir karakter. Ergün Ataman'dan sonra farklı bir karakter olarak. Yani bu tür ortamlarda sonuçta başarı kazanılmış ve işte çok güçlü bir figürün, çok başarılı bir figürün ardından bir yere gelmek. Yani işte bu futbolda Mourinho'nun ardından evet. bir yere gitmek gibi. En büyük şanssızlığı da belki zaten. Aynen evet. yani o, evet. o, o geçiş mi? Mesela bugün Liverpool, Jürgen Klopp'la ayrılıyor. Yolları ayrılıyor sezon sonunda. Şimdi Chabi Alonso normal şartlarda doğal aday ya. Leverkusen şampiyon oldu. Ama mantık mantıken yani, Çebelonso'nun oraya gitmemesi lazım e, ki gitmeyecek zaten. zaten gitmiyor. Araya biri girdikten sonra daha kolay olabiliyor bir sonraki i̇şte, süreç. Kariyer bu, planlamalarında e, bunlar çok önemli şeyler. Yani bu e, bugünkü durum Can'ın kötü antrenör olduğu <laughs> anlamını çok, çıkarmıyor. Kimse öyle düşünmüyor. E, Tomić da e, Erdem'den daha iyi antrenör olduğu anlamına evet. gelmiyor. E, olayları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim ülkemizde tabii hep böyle skorlar üzerinden değerlendiriliyor ama ee, senin de söylediğin gibi Ergen Ataman'ın çok başarılı sezonlarının ardından Erdem'in buraya gelmiş olması ve farklı bir karakter olması, farklı bir kimya oluşturmak istemesi o anda uymadı Efes'e. Şimdi bu ortam daha cazip oldu oyuncular için. İşte oyuncular e, özellikle Clyburn kendini daha rahat hissedip daha özgürce özgürce demeyeyim de daha tanımına uygun bir şekilde oynamaya başladıktan sonra takım daha akıcı oynamaya başladı ve e, galibiyetler beraberinden geldi. Şimdi sezonun en önemli iki tane maçı Efes için. Bu iki maçı kazanı takdirde Alene yüz yüz katılıyorum. E, Real Madrid karşısında 1 ile eşleşmesinde bence e, en az Real kadar şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir kere Bologna'yı yüz yüz geçeceğimizi düşünüyorum. E, daha sonra Baskonya, Makabi mağlubuyla oynayacağız. Deplasmanda bir dezavantajımız var. Ama e, ben Anadolu Efes'in playoff'a katılacağı inancındayım. Şu andaki hava görüntü e, onu gösteriyor. Yani evet. e, moral olarak iyi durumda. Larkin iyi durumda. E, Clyburn iyi. Bir tek Darius Thompson'ın biraz yani artık katkı vermesi lazım. Bryant iyi durumda. Bryant iyi durumda. <laughs> Zaten içeride işte oturu önemli evet. işler yapıyor. Tarik Jones yapıyor. Yani Ercan Osmani son dönemde çok ciddi katkı vermeye başladı. Ki birçok Avrupa takımının, birçok Eurolik takımının da dikkatini çekmiş durumda yani yurt dışından da güzel. takip evet, eden. Evet, ne güzel. Yani hikaye, güzel. hikaye Türk Scalabrine. Evet. <laughs> <laughs> ya yani hikaye yazmaya az kaldı. Hakikaten böyle zor geçen sezonların ardından e, iyi bir finish Bence çok güzel olur. Ee, umarım... Tabii maç maç bakmak lazım. Hı hı. Yani... Önce... Virtus... maçı burada... E, önemli. 2. Yani sıradan 10. sıraya düşen bir takımla oynayacağız. Evet. Onlar için de sezonun... artık... E, herhalde en önemli maçı. Yüzde. Çünkü... bu düşüşün kabul edilir bir tarafı yok. Yani yılın koçu olacakken e, playine girip playoff'a katılamamak. Yani yılın koçu olacakken şey olabilir. Burada elendi. Yılın kaybetti. olabilir. İta, İtalya Ligi'nde Milano'ya kaybetti. Belki seneye o koltukta olmayacak diyelim. Hani bu şey iki tane ihtimal. Tekrar ihtimali. Letonya yolları gözükmüyor. <laughs> yani <gülüyor> Tam bu oraya gelmişken. <laughs> Luka Ban gerçekten inanılmaz yani Luka Bank'in sezonu. Sarato, Manato falan olur. <laughs> Tekrar gidebilir miyiz? Ama Darius Thompson'la alakalı bence biraz konuşabiliriz. Tomislav için en büyük başarılarından biri belki de. Şimdi ilişkiler daha iyi yönetildi bir kere bu dönemde. Çünkü hani belki, belki yıldız oyuncuların yıldız oyuncular da daha rahat aynı sayfada olabildi bir gelen bir asistan koç olarak ve e, hani Darius Thompson'ın süreleri zaten kademeli olarak düştü neredeyse. Yani son maçta sonuçta daha fazla fark olduğu için hani e, 16 dakika civarı oynadı ama bir önceki maçta işte 9 dakika oynamıştı. Hı -hı. Yani belli ki çok kilit anlarda çok kritik anlarda Efes'in sezonu nereye kadar devam edecek hep birlikte göreceğiz ama Darius Thompson ana rotasyonun ana oyuncularından biri olarak düşünülmeyecek buradan sonra. Ve evet. bu kararı sezon içerisinde alabilmek e, bir işte as asistan koçtan gelmiş biri olarak çok kolay bir şey değil. Ve bence rotasyonu Kergen Osmanlı'nın buradaki performansı aslında hani Mike Dohm transferinin ya da işte e, sezon içerisinde olmasa da sezon başında Derek Willis transferinin e, biraz da gereksiz olduğunu bence gösterdi. Çünkü orada farklı profile <laughs> bir oyuncu gelse 4 numaraya, 4.5 numaraya ya da daha işte atletizmiyle Hı -hı. ön plana çıkan. doğum zaten Willis sakatlanınca geldi ama Hı -hı. şimdi elinde baktığında 3 tane bu 3 oyuncunun en atletik oyuncusu yine Ercan Osmani. Bence senin dediğin önemli nokta çünkü eğer e, yani kendimizi bir koyalım Tomislav yerine Ergin Ataman'dan sonra ve Erdem Can'dan sonra Geliyorsun ve takımı uyandırman gerekiyor. Ko e kolay yolu ne? Starları oynatayım, bana şans versinler yani şey, e uh -huh. şey e üretken olsunlar ki e kazanmak için bir şansları atırayım Ama hep öyle değil. Bence Tomislavda management da çok başarılı oldu. Klaren'de bench bırakmak. Thompson'la senin dediğini de doğru yani 9 dakika oynadı Fenerbahçe karşı 10, 16 dakika son maçta Yani bu e, egoları management yani manage etmek bilmiyorum var mı böyle bir şey bir Türkçe'de yönetmek Evet yönetmek bu çok önemli yani bunu yapabiliyorsan orada senin koç'un e, şey koçluğu ve e, insanları anlayabilmek insanları analiz analiz edebilmek orada senin e, şeyin var yani kalibiyeti var yani gibi geliyor bana yani mantıklı ve akıllı hareketlere yaptığı için bu duruma sokabildi e, Anadolu Efes'e. Bence çok kritik bir nokta yani şey insanları anlayabilmek. Yani Will'le oturmak, konuşmak şöyle olmuyor. Böyle kullanacağım seni. Thompson'la yani mutlaka böyle bir e, diyalog olmuştur diye düşünüyorum. <laughs> bu e, Tomislav'in güçlerinden bir tanesi yani. Şimdi biraz da şeyi konuşalım. E, aslında yeni bir statüs sonuçta play statüsü ve bence hem NBA'de işledi. Burada da işleme ihtimali yüksek. İlk kez deneyeceğiz. Yani gerçekten güzel bir e, konsept olduğunu düşünüyorum ama... E, e bizim de işimize yaradı ilk seneden. E, tabii canım aynı. Hı. Yani. Efes dışarıda kalmıştı. E, kalmıştık. E, 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 önerisiyle gündeme gelmişti. Milano... <laughs> da onu da beceremedi değil mi? Yakalayamadı. <laughs> <laughs> Seni belki 12 takım olursa e, şey yapabilir. <laughs> <laughs> Neyse e, şöyle yani Efes'in tabii burada şöyle bir farklı durumu olacak. Yani Makabi mi Baskonya mı Bologna'yı kazandıktan sonra daha iyi tercih tartışılır. Neden? Baskonya seyircili deplasman evet. ve Vitoria. E, ee, Makabi daha iyi geçiren bir takım sezonu ama sonuçta seyircisiz deplasman. Ve e, yani burada bilmiyorum Baskonya'nın mağlup olmasını mı istersiniz? Makabi'nin mi mağlup olmasını istersiniz? O maçta biraz fikrinizi almak isterim. Çünkü e, yani Makabi çok formda bitirdi sezonu. Ama Baskonya'da son 4-5 maçta özellikle Marcus Howard inanılmaz oynuyor. 4 maçın hepsinde 30 sayının üstünde attı. İspanya Ligi maçı da dahil. Breogan'ı da çok zorlandılar ama bir şekilde yendiler. Yani o havayı yukarıda tutmayı başardılar. Deplasman galibiyetleri de var. Bilmiyorum yani Vitoria'da iki kere Baskonya'yla tekrar oynamak mı? Yoksa Belgrad'da rahat rahat nispeten ile oynamak mı? Ben ee, Maccabi'yi tercih ederim. Maccabi'yi tercih edersin. Sen? Neden? E, ee, seyircisiz ortam. Ha. Ee, elbette takımı yani Maccabi ile Televeda oynuyor olsam şey, onu onu e, tabii ki, kimse tercih etmem ama düşünüyor. ortam e, şartlar e, elbette Maccabi sezonu iyi geçirdi. Formda bir takım. Hmm. Atlet bir takım. Ama e, Efes'in e, yenebilme olasılığın daha e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Baskonya şartlar ne olsun zor bir deplasman yani kolay bir deplasman değil. Hı -hı. O yüzden yani buradan bir buçuk saatte geleceksin. Boş seyircilere karşı oynayacaksın. Yani, tabii önce Bologna maçı var ama evet. yani biz <laughs> Evet ama şimdiden Bologna'ya geçebileceğimiz <laughs> sonra, sonra. Bologna bile şey demiyoruz yani. Ama ya kimse şans veremiyor zaten Bologna'ya. Ben o e, idman e, havası çok tricky buluyorum. Ben hmm. hiç sevmiyorum. İki takım içsinde aslında. Yani, Doğru evet, söylüyorsun. Evet anladım mı? yani bu bu dinamik bu dinamikleri biraz e, yani şey hem kolay zannediyorsun ama makabi de formda. Yani sonuçta işte 5 ay 6 aydan beri orada e, oynuyorlar. Orada oynuyorlar. Uyutavuta yani uyuta diyorsun. Onlar işte a, konfor alanı aslında Hı. onlardan yani diye düşünüyorum ama ben ise işte sadece Hı. rekabet e, açısından bakmak gerekirse yani benim fikrim ben kesinlikle Baskonya'ya gitmeyi tercih ederim. Yani playoff havası yaratmak için, dinamik yaratmak için, özgüveni arttırmak için yani sonra işte Madrid'e gidiyorsun öyle işte. Bilmiyorum ben yani ben sevmem yani boş salonu yani, ama tabii ki kimse daha sevmez, da, tabii kimse ki, sevmez şöyle ama. Şöyle bir şey de var ya hı. zaten boş salon olması bence Maccabi'nin e, ev sahibi e, baskısını hissetmesini de alıyor üzerinden. Okay. Şimdi Televi'de hmm. iki maç oynadığını düşün, hmm. evet. e, play-off'ta. Evet. Şimdi orada bir tane kaybedecek, bu her takım için geçerli gerçi. Hmm. Yani şimdi Fenerbahçe Monaco deplasmanına gidiyor. Bir tane maç çalması çok büyük avantaj ya da Olympiakos'un Barcelona'dan. E, bu, bu ev sahibine ciddi bir baskı yaratıyor iki hmm. maçta da. Hmm. Sanki bir tane kaybettiğin anda turun bütün şeyi e, avantajı rakibe evet. geçtiği için. Ev sahibi takım için ciddi baskı oluşturan bir unsur bu. Hı hı. Geçen sene biz ya bir tanesini hı hı. burada e, Olympiakos'a karşı. Dolayısıyla eee için bir avantajlı olsun. sonuçta i̇şte bu oyuncular o, seyirci baskısı olmadan oynayacaklar üzerlerinde. İki takım da rahat oynayacak. Hı hı. Ama e, yine de hani e, dediğin doğru motivasyon için seyirci oynamak daha güzel ama Baskonya biraz daha şey Bologna olsa <laughs> tamam diyecektim ya Baskonya <laughs> Tabii, Salı günü maçlar iki maçta yani biri 8'de biri 9'da buradan yani DnBodylog'a ve ekibini de tebrik etmek gerekiyor belki play'in <laughs> play maçlarını aynı saat dilimine yani birini 8'de birini 9'da başlatmak Türkiye saatiyle. Bu formatı değişebilen kişi aramızda ama yani ne kadar iyi yani oldu şey, şu ana kadar bilmiyorum Bilmiyorum artık herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor bence diye düşünüyorum. Ee, Herkes önce bir kendi sorumluluğu yana gitmiş. <laughs> Hoppa! <laughs> keşke konuşmasa. <laughs> Yok, ben zaten bak, önce kendi ilk, ilk, sorumluluklarını yapsın. <laughs> Ondan sonraki sorumluluklarını yaparız. Ben bilerek, bas <laughs> onlar. ben bilerek basatıyorum benim görevim burada evet. olabildiğince akıcılığı sağlamak. <laughs> <laughs> Akıcılıktan önce kendi görevlerini bir yap. <laughs> Business decision veremedin ya <laughs> Burada başarılar diliyoruz. Temsilcimiz Anadolu Efes'e inşallah öyle. iki maçı da kazanıp evet. play yerine yerini alacak Anadolu Efes. Olympiakos Fenerbahçe Beko ile devam edelim. Ya yani bugün Monaco serisine pek girmeyeceğiz. Çünkü ee, hafta sonu biz bir program çekip Pazartesi e, yayında olacak o program yani paz gelecek hafta Pazartesi e, girecek Eurostep'te e, tamamen eşleşmeleri konuşacağız başlangıçta da tabii ki e, Fenerbahçe Beko işte e, Monaco ve olursa Anadolu Efes'in Playoff eşleşmesi olmak üzere e, o yüzden bugün Monaco serisine çok girmeyeceğiz e, olympiakos Fenerbahçe Beko maçı yani nasıl atayım diye düşünüyorum benim herhalde hayatımda izlediğim en ilginç 2-3 maçtan biriydi yani ne oldu? Çok iyi bir tiyatroyununu izlediğim maç, değil mi? <laughs> hani ne oldu belli diye, yani şimdi kim kazanmak istiyor? Kim hangi anda kazanmaya karar verdi? Kim kaybetmek istedi? F Hiçbiri belli değil bence. Çünkü şöyle. Ama herkes rolünü güzel oynadı ya. Ya şöyle bak, bence iki takım da bence... iki, iki takım da aynı hissiyattaydı ya. Kaybetsek de sorun değil. Tabi. Kaybetsek de sorun değil. Ama, ama bu maçın uzaması hele, yani bu, bu psikolojideki bir maçın uzaması. Ve ee, uzatmada Fenerbahçe zaten 5 e, best sayılı öne geçti. İşte budur için üçlüyü de başladı. Oradan maç tekrar döndü. Yani Isaiah Kenan oyuna girmese Olympiakos'un maçı çevirme ihtimali zaten yok. Luke <laughs> kaç dakika oynadı? Yani 25. Yani, Zona hiç ilk defa 20 defa plus 10 Ya yani Ben ilk yarıda i̇lk defa ondan kez. fazla oynuyor. E ya. Ben evet, ilk yarıda evet. şeyi gördüm yani Hı. ilk yarı Sigma e, 9 dakika galiba hmm. Milutinov 11 dakika öyle evet. bir ya, pardon e, ikisi de 9'ar dakika çünkü Falikçeri'nin tamamını oynadı ikinci periyot hiç oynamadı ben dedim ki galiba. ama ilk, ilk yarıda e, tamam, şey okay. ikinci çeyreği oynamadı ben dedim ki o ilk yarı rotasyonuyla herhalde şey. Kazanmıyor ee, yani. Yok, kaybetmeye oynuyorlar. Yani Olimpiakos, Milutinov'la, e, Sigma'yı yan yana oynar Herhalde kaybetmeye oynuyorlar diye Çünkü hani World Cup, Nigel Williams-Kos, yani kimse kendi performansını... Alec Peters... E, yani kimse kendi performansını oynamadı ama son çeyrekte, son şeyden sonra uzatmayla birlikte değişti iş. Bence iki koçta maç başlarına kadar kafaları karışıktı. Öyle mi diyorsun? Yani, e, Monaco mu olsun, Barcelona mı olsun ikisinde de bence hmm. git geller vardı. Yani bundan bir hafta öncesine kadar Fenerbahçe sorsan Barcelona daha e, bizim için avantajlı olur diyor, de, diyordu ama maçtan önce bence kafalar çok karışıktı. Öyle bir fikir birliği de yoktu zaten. İki takımda da yoktu. Ya Şu Şimdi şey. burada üçümüzde farklı Hı -hı. E, fikirler derdim. söyleyebiliriz. Farklı evet. e, yaşanmışlıklarımız da var. Şimdi bana göre Barcelona iyi derim. O Monaco Hı. daha iyi der. Yani Fenerbahçe'ye göre. Ama bence... Tam ya, da tersi tam tersi. ya da tam tersi, hayır ya da işte şey var örnek olarak görüyorum yani tam tersi olabilir Hı. ama e, bence Monaco da Fenerbahçe için çok e, zor ama kazanamayacağı bir ortam değil. E, ben Fenerbahçe'nin belki haftaya konuşacağız ama e, daha fazla şanslı olduğunu düşünüyorum turu geçme adına Olimpiya e, Olympiakos maçı bir veri değil ama. E, şu bir gerçek ki play-off tadında, play havasında bir Fenerbahçe'nin olması gerekiyor. Yani son birkaç maçta Fenerbahçe o ivmeyi, e, ivmeyi biraz kaybetmiş evet. gibi gözüküyor. E, daha dominant oynayan bir takımdan biraz daha böyle e, kırılgan bir takım haline gelmiş durumda. E, ama bu play-off serisi çok başka olacaktır. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Normal sezon bitti artık gerçek ilk başlıyor bu ligin havasında da farklı bir formatta, farklı bir seviyede oynayacak maçlara hazır olmak gerekiyor. O yüzden Olympiakos maçı çok fazla söyleyecek bir şey yok çünkü e, iki takımlık oyunun bazı bölümlerinde kazanmak ister görüntüsü verdi, bazı bölümlerinde de hani kaybetmeye oynadığı bir havasını sezinledim ben maçı izlerken. Peki playoff tadı e, aldık mı almadık mı bu maçta? Bu maçta. Ha. Ben çok playoff tadı almadım maçta. Tamam. Sen aldın mı? Yani ya ben safım <laughs> daha iyiydi ya. Ya ben. da Bence daha iyiydi. Yani son iki maça göre düşündüğünde daha yok, şey. Yok yok. Yani siz şimdi diyorsunuz ya takımları düşünüyor. işte hangi rakiple eşleşmek ister vesaire. Ben gerçekten hissetmedim ben bunu. Yani evet. bilmiyorum. Yani yok ben o şimdi... kadar o kadar belli Hayır zaten o et, et, et yok belli mi? Etmez yok. Ya et belli illa yani. ama yani şimdi ama... uzatmaya Hayır, gitti maç çalışıyorum, zaten. Ne bak. kadar belli edebilirim? Hayır şunu söyleyeyim evet. Yani e, konu... şimdi bir takım Panet Monaco, Monaco ister bir takım Barcelona ister, Evet onu hissedersin ama bu, burada ikisi içinde fark etmez bir görüntü var. Evet evet. Yani, yani e, o yüzden de ikisi içinde kazanmanın ya da kaybetmenin çok fazla Hı -hı. E, iki takım'a dezavantaj ya da avantaj sağlayacağı bir durum olmadığı için de Hı. o havayı hisset. Normalde Olympiacos da Barcelona ile istemez çünkü iki kere Barcelona yendi. Evet. E, ama yani. Eee bir Barcelona'sı var değil mi? Şey seç yani maçın kimin kaybetmek isteyeceği üzerine bir tartışma olduğunu bilmiyorum ama Monaco kazanarak gitmek. Yani Monako ile eşleşmeyi değil. kim ister ki maçtan önce Barcelona ile eşleşmek istedim. Bu tabii kazandıktan sonra eşleşmek istediğimi söyledim. Kazandıktan sonra. Barcelona. kazanmadan önce de rakip seçmeyeceğiz <laughs> vesaire dedi de. Yani e, bence şey ya ben şöyle sorayım sana. Hı hı. Pire'deki Olympiakos performansı genel olarak Barsokas dönemi. Hı hı. Sence bu maç yüzde kaçıyla oynadı Olympiakos? Belki yüzde %50 yani. 60. Neyse yani hani bu evet. bu şey değil. Yani, olursa olur olmaz. 150 değil. o zaman belli ediyorsun yani. Hayır ben %60 ben... diyorum ya. Yani. Oyuncuların bireysel performansından da Hı. zaten belli yani bence bu. Oynadıkları okay. ee, Oynadıkları beşlerle, oynadıkları beşlerle falan. Hı. Ama ama şey ya yani, kazansa da problem değil, e, kaybetse de problem. Yani iki takımın da kafa yapısında e, biraz bu vardı ki bugün altı takıma baktığında içeride. Çok özür yani... dilerim. Eğer Panathinaikos kaybetti üçüncü ol, olmuş olsaydı bu Kazan... maç böyle mi oynardı? Hayır canım. İşte, Demek istediğim bu. Panathinaikos kaybı belli. diyelim ki Panathinaikos'un 3 no, olma ihtimali var ha, 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 ya da 3 oldu. Okey. Evet. Sen bu maçı Fenerbahçe açısından da Olympiakos açısından da böyle oynamazdın. Oynamaz. Yani bir takım sağ avantajıyla Panathinaikos'a gidecek, Hı -hı. öbür takım sağ dezavantajıyla Monaco'ya gidecek. Samter... Kim ya kim kazanmak istip kim kazanmak istemeyeceğini o maç belirleyebilirdi işte. Orada daha farklı oynanırdı. Şimdi Monaco'da Barcelona olduğu için iki evet. takım da kazanmak fark etmedi yani. Koçlar genellikle bu tür durumlarda deplasman işte deplasmanda başlayacağı serilerde deplasman takımının ev sahibi avantajı olup olmama durumunu çok ön plana koyuyorlar. Yani hani yani mesela Palau ne olursa olsun ben bununla ısrarcıyım. Underrated bir atmosfer Avrupa'da. Yani öyle, hani öyle. şimdi Tel Aviv'i konuşuyorsun öyle. işte ne bileyim Kaunas'ı konuşuyorsun Baskonya'yı konuşuyorsun Baskonya'yı Pire'yi konuşuyorsun Palau çok küçük bir salon. Evet ama... Yani burada size bir şey söylemem zaten abes olur da Tuhaf bir salon. Hmm. Yani senden beklenir ama. <laughs> <laughs> Söyleyebilirsin ya. Yani. Şey var ya, evet. Drax var ya işte evet, şey evet, yani o bayağı. grup, o etkiliyor, işte ejderah evet. grubu. Yani Aynı onlar öyle. en üstteler ve tavan çok yakın. Evet. Ses direkt olarak tavandan... Hı -hı. aşağı iniyor. Güzel bir, bir, bir mimarlık bir ders <laughs> verdi şu anda. Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şey bir salon. Yani o, o oynaması izlemesi bence hani zor bir salon dışarıdan da gözüktüğünde. Çünkü o çok ön planda kalmıyor diğer atmosferlere göre. Ee, Monaco hiç öyle bir yer değil be yani Monaco hiç öyle bir yer Hı -hı. değil ve bu açıdan tabii ki avantaj yani Fenerbahçe-Beko için ama e, Yaskeviçus'un Barcelona hani defteri vesaire falan bunlar düşünüldüğünde farklı bir hikaye olurdu ki ama o, o defter onlarda da var sonuçta tamam yani ama bir tek Yaskeviçus yok ki ya bu defter öbür tarafta da e, bunu bilen Hı -hı. bunun kendisine başka bir şekilde döneceğini bilen ona göre de önlem bir almaya çalışan var. bir camia var bu camiada Barcelona yani Mark Mundet anket yapmış bir de şey yapmış şeyi gördüm Yani Palau'daki o gruptan yine anket. Ne hangi takımı istersiniz? Hı hı, ne diyor e, %75 Olympiakos. Yani kimse Fenerbahçe istemiyor Barcelona Biz şeyinden. Olsun. Hem yani Twitter anketi tabii ki bir tanesi. O yüzden oraya yani Katalanca olsa da Türkler falan da girmiş olabilir. Bir yerde iki, anket varsa Türkler İki galibiyet dayanan bir yorum galiba. Yani. Efendim? Şey iki, i̇ki kez kazandı ya o açıdan mı bakıyorlar acaba yani? Ya o da o da vardır. Tabii ki o da vardır. Ama yani çok ne bileyim ne ne kadar objektif bir yorum olabilir eee tarafların. şeye bırakalım ama ha. haftaya konuşacağız değil mi? Evet, evet. Tamam, Aynen. tamam. Monaco'nun içinde bulunduğu durumun da çok e, iyi olmadığını e, konuşuluyor ki bu ortamda Monako'yla oynamak da bizim adımıza. Vallahi ben bir şey duydum. Zindirici. Ciddi bir para sıkıntısı var Monako'da. Böyle deyince de tuhaf oldu. Yani Monako'da para sıkıntısı. <laughs> Değil mi? Yani Squeak'in işte e, Astral'de dahil olmak üzere paraları ödemediğine değil dair Hı -hı. E, bilgiler var. Zaten e, Alen'e işte gelecek haftaki programda e, dönmüş oluruz bu konuda. Ama yani Monaco'nun da yani sezonun ikinci bölümünde çok formda gözükürken yine ufak bir ritim kaybı da yaşadığını e, gözlemledik. Yani iki, baktığında sezon ikinci bölümüne en iyi oynayan takımlar kimler dediğinde Monaco'yu aslında tepeye yazman lazım. Ama yine de Monaco'da hep şey var değil mi? ya yani bilmiyorum sizde öyle bir hissiyat var mı? ya yani Tam ikna etmiyor Monaco'nun oyunu. Hiçbir zaman. Yani beni Fall... kazanmaya etmiyor mesela. Yani beni e, rakibi domine edecek veya bu seriyi kazanır şeyi vermiyor bana bir kere. Ya yani burada 6 takım arasında sıraladığında e, her takım için bilmiyorum fikir aynı mıdır ama en azından üçümüz için benzer olduğunu düşünüyorum. E, ilk tercih kim olur? Barcelona ya da Monaco hangisini istersin? İkinci tercih de diğeri olur. Yani Olympiakos'u istemezsin. Panathinaikos'u istemezsin. Real Madrid'i istemezsin. Zaten diğer takımda sensin. Altıncı bitirmene rağmen bence, çok iyi bir eşleşme. Benim fikrim şöyle. Yani geçen sene çok yakından takip ettiğim için o takım büyüdü. Hı -hı. Nasıl büyüdü? E, taktiksel açısından büyüdü, büyüdü ve mental olarak da büyüdü. Mike James büyük ihtimalle MVP <laughs> e, şey ödülü alır. Zaten e, Alır mı diyorsun? Yani sence çok etkili oynamadı mı bu sene? Yani Oynadı. O, o, yani... o yüzden işte büyümekten bahsetmek istiyorum. Çünkü e, geçen sene bu takım gerçekten az kaldı. Final o, oynayacaktı yani. Euroleague finali oynayacaktı. Oynayamadı ama. O, tamam oynayamadı. O yüzden diyorum ki yani büyüdü yani bu takım. Yani bak üçüncü bu sene. Geçen sene kaçtı herkes ders aldı. Herkes yani. Obra, 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 Obrad, ders aldı. Hatırlatsınız ee, Maccabi serisinde... adam değişmesi çözemediler. Yani bir tane garip bir... E, SAG... E, savunması yapıyorlardı ya işte penetre etmesinler diye böyle bir matchup... zone gibi bir şey yapıyorlardı. Yani... Şimdi Bence, çözebileceğini düşünüyor musun? Çözebilecekler diye düşünüyorum yani. çünkü Bence spratifik... burada Obradoviç'in bu dersinden Heh. çok Mark James'in nasıl bir ders aldığı. Ama bak sen şimdi şaka e, yapıyorsun ama o ilişki e, daha pozitif. Daha e, sakinleşti. Yani e, bahsediyoruz ya Tomislav'tan işte Obradoviç de Sasha Obradoviç de, e, şey yapmak zorunda kaldı. Yani bu takımı Gel yapabilmek için yani beraber tutmak Ödüm için. Yani zorunda. O yüzden diyorum yani Mike James bu sene geçen seneye göre daha çok tehlikeli olacak. Sen iddia gireceğiz belli oldu haftaya. Yok. be. Ne oldu. Sen Monaco diyeceksin ben Fenerbahçe diyeceğim bir iddia gireceğiz. Politikacı yine şey yaptı seni farklı bir uca itti kendini farklı Hayır, bir uca. Be. Monaco geçer demedim mi <laughs> adam? Monaco geçer demiyorum. Demiyor. Zorlar yani. Tamam. Sen bir tahmin yapmayacak mıyız burada? Tamam yaparım. Şey, Şimdi bugün, bugün, bugün değil. Bugün, bugün, biraz tamam. şey olsun. Ee, tamam. Aynen. Gelecek. O bir Atina'dan falan dönsün. Atina, ya, mı? ya. Atina mı? Atina'ya gitmiyorum. Atina mı? Atina'dan dön Atina hala Her oradasın gitsin. diye Aha, söylüyorum. Anladım. kafa olarak oradasın Aha, ya anladım. daha Uğur. dönemedim. Süper bir şaka. Opa. Süper tebrik ediyorum. Nefis bir şaka. Evet. evet Haberler bölümüyle devam edeceğiz. Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik ediyoruz. Winnow'u Güzel güzel söyledin 106 106 73 mavi ederek üst üste ikinci kez EuroLeague Women'ı kazandı ee, ve yani erkek basketbolda kadın basketbolda Avrupa basketbol tarihinde böyle bir e, istikrar yok. Yani e, birçok takım denedi, deniyor. İşte Bologna mesela çok ciddi girmişti. Ha doğru. E, Asvel'in işte takımı zaten Lyon'la şey ama sonra o proje çöpe gidiyor yaşam. Çöpe gidiyor. Evet. Hani örnekler var. E, bu kadar istikrarlısı yatırıma bu kadar devam edeni Hı. E, yok. E, bir kez daha tebrik ediyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim. E, basketbol değil. Fenerbahçe Spor Kulübü dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Türkiye'nin zaten en büyük spor kulübü de. Çünkü e, futbol şampiyonluğu oynuyor. Olur olmaz. E, oynadığı kupada çeyrek filan oynuyor. Basketbol erkeklerde e, Türkiye Ligi'nde muhtemelen final oynayacak. Şampiyon olur olmaz bilinmez ama Euroleague'de Final Four hedefi var. Ee, kadın basketbol Avrupa şampiyonu oldu iki kere üst üste. Türkiye ligini kazanma ihtimali yine yüksek. Kadın Vole e, voleybol final oynuyor. Erkek voleybol final oynuyor. Atletizmde mi takımı verdiği sporcuların haddi hesabı yok. Boksta, kürekte, yelkende, masa tenisinde sayamadığım birçok şeyde e, branşta belki de olimpiyatlara en çok sporcu veren spor kulübü. Şimdi bunu e, ayakta alkışlamak lazım, takdir etmek lazım. Kulübe ciddi maliyet anlamında yük olmasına rağmen bazı spor dalları, branşları bulundukları her, katıldıkları her branşta en rekabetçi ve de oynadıkları her kupanın zirvesinde e, hedef koyup oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Bu çok zor bir şey. Hakikaten e, yani Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yani Fenerbahçe olduğunu söylemiyorum ama ee, gerçekten e, her branşta Avrupa'da Türkiye'de şampiyonla oynuyor olabilmek ve olimpiyat sporcusu yetiştirmek e, oraya e, sporcuya yetiştirip katkı sağlamak e, kulübe çok ciddi bir maliyet. E, bazı branşların spor e, şey sponsorlukları yok. Buna rağmen nasıl e, Yok bazı spor e, branşları. Ha, bazı var. branşları. Ya, tamam. var, voleybolun evet, var, evet. basketin var ama şey, boksun, atletizmin olsa da çok düşük mü şeyde yani şeyi karşılamayacak e, durumda. Maliyet. Evet. maliyeti. Maliyeti. Ama ona rağmen Fenerbahçe bundan ödün vermeden yıllarca e, her kategoride, her branşta e, ligin markının zirvesine oynuyor ve bir kez daha hem kadın basketbol takımımıza hem de kulübün buraya gelmesinde katkı sağlayan sponsorları ve yöneticileri tebrik ediyorum. Alen yani, sen hani kardeşinden de sonuçta çok daha şeysin. Biz, yani ha, ha, hakimsin bayan basketbol evet, yani, camiaya hakimsin. O kadar değil ama ben de tebrik etmek istiyorum. Yani tabii ki bu abi gibi Fenerbahçe'nin hikayesi... Ee, Omnispor başarısı e, o kadar bilgim yok. E, ama gerçekten e, büyük bir başarı yani çünkü dünyada, e, kimle kimleri yani koyabiliriz? Ne kadar spor yani, branşı Omnispor, Omnispor işte diyorum işte. Hmm. Olimpiyat kupası Panathinaikos var. Barcelona, Real Madrid var. Da o o bu, kadar, işte, bu kadar bu kadar sporda olur mu? Voleybol yok ki zaten mesela. Barcelona'nın Barcelona, nın, Barcelona nın kadın takımı ikinci ligde. Handbol İkinci ligde ikinci ligde. Ay, şey hand evet, evet. ya var var handbol var ya. Handbol çok çok güçlü. Bar bar var e, Ama şey da, değil yani. Dominant değil bu kadar. Yok yok ama bir de Türkiye'de şey, tartışmasının olduğu dönemde Fenerbahçe'nin hani bu konuda geri adım atmaması bence değerli. Hmm. İşte amatör şubeler kapatılsın. Her şey futbola gitsin. Hmm. Taraftar da bu bu Beşiktaş taraftarında da, Galatasaray hmm. taraftarında da yeri geldi Trabzon taraftarında hmm. da çok baskın bir fikir olabildi dönem dönem. Tabii ki ayrışan ciddi bir kitle de vardır. Herkesin aynı fikirde olduğunu söylemek doğru değil. Ama e, yani istikrarı bu şekilde devam etmesi e, çok etkileyici gerçekten ve yani, yani sonuçta yözeyim, meselesi işte bir vizyon yani sahip olmak yani bence önemli şey yani ne kadar yani spor ne kadar önemli bir vektör olduğunu hepimiz biliyoruz yani sosyal hayatından özel hayatından yani sporsuz yani zor. O Fenerbahçe önemli işler yapıyor diye düşünüyorum. E bu yüzden de e, şimdi futbolun, voleybolun, basketbolun belki var ama e, diğer amatör branşlara mutlaka işte, Türkiye'deki büyük şirketlerin ya da e, firmaların ya da kişisel olarak insanların destek olup sponsor olması lazım. Çok iyi. Evet. Çünkü e, demin Halen dedi ya Hı. spor insanları birçok şeye gençlere özellikle birçok şeyden uzaklaştırdığı gibi Hı. bir şeye odaklanmasını, konsantre Hı. olmasını, Hı. Aynen. sorumluluk almasını sağlayan bir şey. E, her şey basketbol, voleybol değil. Atletizmi var, küreği var, yelkeni var, boksu var, ne bileyim azatenisi var bir sürü branş var. Yani gençlerimizi oraya daha çok ne kadar çok eee o kadar zaten bir sürü e, alış güzel ya kötü alışkanlıkları geçtim, Yani güzel alışkanlıklar kazanacaklar. O yüzden de e, daha çok sponsor, daha çok gencin hayatına dokunmak demek. Umarım olur. Tabii Euro Cup şampiyonu da belli oldu. Ee, Paris seri 2-0 kazandı ki Burg ilk devrede iyi oynuyordu. Yani öndeydi. Ee, ama yani zaten ikinci yarılarda T.J. Shorts'un çok ağırlık koyduğu maç var sezon içerisinde de. Evet. Ee, o da gelecek seni olacak yani e, Paris'in Euroleague'e gelmeye hikayesi işte David Kahn'ın kulübü almasıyla Hı -hı. E, başlayarak. Fiyatı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum çok komik bir fiyatta. Yani e, HTV diye bir takım vardı yer Toulon yani ha, iki evet, iki evet, evet. Toulon. Toulon'un lisansı satın e, alarak böyle Paris kaldı şeyde e, ligde. Ee, 50 bin euro mu böyle Hayır, bir şey? Öyle şey, çok. çok... Yani düşün yani. Bir de üçüncülükten biliyorsun geliyor yani bu takımı. Yani gerçekten inanılmaz bir başarı hikayesi. Ee, ben tebrik ediyorum onları. Benim arkadaşım Amarasi, e, sportif direktör o, o, orada, ona da tebrik ediyorum. Ama e, yani profesyonelleşmek, yani herkes yapabiliyor. Ama gerçekten detayları, yani... E, şey bilince yapmıyorsan yani o kadar kısa zamanda başarılı olmak yani mümkün değil bir de e, şans faktörü tabii ki önemli yani Lisal geçen sene Bonda e, şampiyon çok, oldu. çok benzerini yaptı tabii önceden Kra kral kraltime mi kraltime onu da alt e, ligden alıp yukarıya çıkarttı aynen zaten aynen öyle yani belli ki işte şans bir şanslı bir antrenör ama yine metod yani olanüstü e, diyorlar ki Bozidan Barkovich'den beri böyle bir seyahat antrenör e, e, görülmedi Fransa'da o yüzden e, kalite var yani ortada belli. İşte Cagliarisi'nin zamanında vazgeçmesinin sebebi mesela buymuş yani ilaç. Yani, yani evet. şey e, Martin Schiller döneminde Aha. de işte çok ismi geçmişti. Hı hı. Daha, o dönem işte Cracsay'ydı daha Bona falan gitmemişti de hı hı. bu insan ilişkileri oyuncu ilişkileri çünkü yani T.J. Shorts ana oyuncu kabul etmiş durumda. Aynı. T.J. Shorts İsalo Evet. E, birlikteliği bozulduğunda hı hı. aslı bir gün bozulacak sonuçta e, bozulduğunda iki kişinin, iki oyun, yani oyuncunun ve koçun kariyeri nereye gider? Genellikle evet. bu tür hikayelerde belirleyici olan kısım o oluyor. O oyuncuyu kaybettiğin hı hı. zaman. Doğrudur. Doğru. E, ama e, gerçekten Avrupa'nın herhalde en e, popüler, genç antrenörü en ön plandaki Öyle? Evet. E, çıkış yapan antrenörü diyebiliriz. E, bir tebrik de tabii Panetinaikos'a e, sondan ikinci bitirmişti geçen seneyi. Panathinaikos. Ergin Ataman geldikten sonra ilk iki de yer aldı. Efes'te de çok benzer bir şey yapmıştı Ergin Ataman. Ee, yani büyük kulüpler, büyük camialar çok para harcasa da dönem dönem bir başarı garantisi getirmez bu. Yani işte Milano en yakın örneği yani sadece bütçeden okumamak lazım birçok şeyi. Kim ki yıllar boyunca ne kadar para harcadı büyük camia olmasa da. Yani Panathinaikos'un tabii ki bütçesi geçen seneye göre arttı. Çok, yani ciddi arttı ama hangi koç bu kadar dramatik bir değişim yaşatabilirdi? Çünkü tekrar kulübün kenetlendiğini, takımın kenetlendiğini görüyoruz. Ee, bence Ergin Ataman'dan başka kimse bir sezonda böyle bir değişim yaratamazdı Panathinaikos'ta. Yani kitleleri peşinden sürüklemeye de işte takımı e, bir araya getirme konusunda taraftar e, taraftar yani, ya. yani. da işin içine katmak yani bu da Yanlı Kop burada yaptığı açıklamalarda bile insanların mesela çok yanlış fikirleri vardı bu konuda. Biz başka yayınlarda da çok konuştuk. Yanda Koplos'la Ergin Ataman anlaşamaz. Tam aksi aslında. Tam aksi ki bugün de, bugünkü durumda da zaten görüyoruz. yapıları birbirine çok benzer. Zaten o yüzden de e, iyi uyum içinde çalışıyorlar. E, bence sezonun en başarılı takımı diyebiliriz. E, yılın koçluğunun tartışması. E, yılın koçluğunun e, tartışma. Evet. evet. İkinci o, kez oldu. Evet tamam. ve yani e, tabii ki geçtiğimiz sene çok kötü bir sezondu ama bu değişim ee, sadece parayla açıklanacak bir durum değil. Elbette bu işte çok bütçe en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama o bütçeyi doğru kullanıp takım doğru takım kimyası yapmak da bir koçluk ve bu e, koçluk becerisi. Zaten Ergen Ataman'ın en doğru yaptığı işlerden bir tanesi doğru takımı kurmak. Yani doğru oyuncular, Aynen. doğru takım kimyası. Ondan sonra e, oyuncuların şeylerle oynayarak onları da zaman zaman provoke ederek yanı koplosa bunları yapıyor. İşte en son Vildoza'ya yaptı. Yine e, o şeylerle... Prigioni'nin Prigioni <laughs> tweetinden sonra yani, da... Dayanamadı. Aynen Prigioni de yani sıkıntı Şimdi yaşadı. Basile Misce de yapmıştı Tabii. zamanında. Bir, son, bunları e, seven ve bunlardan bir şekilde... Enerji. alan, Enerji devşiren, şeylerden, e, durumdan, o e, kaostan beslenen, o kaostan da takıma da enerjiyi, kendine de enerjiyi devşiren ve bununla motivasyon kaynağı sağlayan bir antrenör. E, yaptığı iş gayet, gayet başarılı. Şimdi sezonun bu bölümünde e, final for bir şampiyonluk olursa zaten o zaman e, başka bir seviyeye gelir. Tabii eşleşmeler olarak yarı finalde işte Monaco'yu Fenerbahçe geçerse, Panathinaikos'ta gelecek yedinci takımı geçerse yarı finalde oynayacaklar Berlin'de. Hı hı. E, Berlin'de de en yüksek nüfus Almanlar dışında Aynen. Yunanlar. Ve Türkler. İnanılmaz, Ama bugün değil. senin günün olsun. Ne oldu ki? Bugün senin günün olsun. O yüzden sana... <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Geç de kalsan, uyuyada kalsan biz seni unutmadık. Yok canım yani. E, teşekkür ederim. İyi ki doğdun Ozan. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir mutlu yılların çok olsun. buradan. Ölen <laughs> de çıkışta. Güzel yaşların olsun. İşte öpeceğim. Teşekkür <laughs> ederim. E, şey bir pasta. Neli pasta? Manidar mı? Yok hayır. <laughs> e, Manidar değil. <laughs> Ee, sen seçmiş gibisin. Yok ben seçmedim ama. Teşekkür e, ediyorum. E, ha, şöyle istersen e, biraz, biraz göster. Ortaya, alacağız. Göster. göster, göster ortaya. Aynen. Güzel. Bugün bugün mü yoksa? Bugün bugün, bugün bugün. bugün. Direkt, direkt bugün. Direkt, Direkt bugün. Direkt bugün. Aynen. Tebrikler. Zaten dün geceki e, şey de bununla, alak bununla evet, alakalıydı. Evet. Çok uzun bir FaceTime e, Çok, e, çok uzun bir FaceTime oldu. konuşması yaptı. Aynen, aynen. Sabah uzaktaki bir, bir, uzaktaki, de. uzaktaki, uzaktaki e, biriyle. Neyse. o zaman hadi. Evet. Teşekkür ederim süper. Bana tekrar Teşekkür ederim. bu sıcak görüntüleri eşliğinde de programı herhalde noktalıyoruz. Sana iki sözüm vardı. Saat 2'de. Evet. Tamam. ben de şeyi doğum gününü önümüzdeki hafta Monaco'da sana şey yapayım. Olur mu? Olur. Olur. Sözüm olsun. Monaco'da yani Monako'da da Monaco ve civarında, civarında. seni, seni <laughs> güzel camlar hiç şüphel olmasın. Zaten Monaco'da kalamayız yani öyle bir e, bilmiyorum bütçe. Yok var bir şeyler ya ekonomik şeyleri var. Ama şey galiba bir Hı? event varmış. O zaman bir... Rogbrün'de rog kalacaksınız. Bakacağız sana evet, sorarız çok zaten. Nice olabilir bir şeyler olabilir. Nice biraz uzak kalıyor. 40 dakika falan değil var mi? Işte. Rogbrün rog ben size tavsiye ediyorum. Çok güzel, güzel bir otel biliyorum oraya güzel ben Laj, sen plaj önünde plaj önünde al şeyleri evet ee... detayları alayım diyorsun detayları arabayı, ama, da rende, arabayı da ben bu ile kiralayacağım gerisini, bana, da... bırak. <gülüyor> 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 gerisini <gülüyor> bana bırak gerisini bana bırak oteli yap bana bir kiralay Tamam ben de sağ <laughs> sağ ben bak, bak, tamam. Sen olasın sen gerisini fazla karıştırma evet tekrar teşekkür ediyorum herkese pasta içinde sizlere de zaten her zaman olduğu gibi biz gelecek hafta program içeriği olarak tamamen eşleşmelere bakacağız. Umarız tabii Efes'i de playoff eşleşmesini almış bir şekilde konuşuruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.